Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'te yürütülen dere üstü ıslah projesi çerçevesinde yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkımın ardından 8 adet tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 7 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, son yıllarda dere üstü ve çevresinde yapılan bazı yapıların altında kalarak kaybolan 8 tarihi köprü tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Yıkımdan sonra dere bizim alan içerimizde 9 tane tarihi köprümüz. Bunların 8 tanesi ortaya çıktı. Alemdar Köprüsü haricindeki diğer 8 köprümüzün de restorasyon çalışmaları yapılarak halkımıza kazandırılacak. Bununla beraber işte Paşa Hamamı olsun, Hazoğan olsun, işte Hacı Beye Camisi olsun, hepsinin restorasyon çalışmaları da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapıldı. Onların da restorasyon çalışmalarına başlandı. Bitlis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Doğan Yorulmaz, kadim şehir Bitlis'in tam ortasından geçen, gerek dere üstünde gerekse derenin hemen yanında birçok betonarme yapılar olduğunu belirtti. Kadim şehrimiz Bitlis ilimizin tam ortasında geçen dere kenarlarında, gerek dere kenarlarının hemen yanında ya da hemen derenin üstünü kapatmak suretiyle birçok mühendislik hizmeti almamış betonarme yapılarımız mevcut. Bu da çarpık yapılaşmaya, kentleşmeye neden oluyordu. Bunları bertaraf ederek alanı, tarihi ortaya çıkarmak adına bu projeyi hayata geçirmeye karar verildi. 6306 sayılı kanun kapsamında Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla alan riskli alan ilan edilerek dere üstündeki tüm taşınmazların kamulaştırılarak tahliye ve yıkım işlemleri kararlaştırıldı. Bu aşamada geçen yıl Bitlis Belediyesi Başkanlığımızca kamulaştırma süreçleri tamamlandı. Valimiz koordinatörlüğünde de yıkım ve tahliye ve yıkım işlemleri geçen yıl tamamlandı.